Manşete hoş geldiniz. Bugün Manşet'in tek gündemi var. Korkuyorlar, çok korkuyorlar. Bugüne kadar olmadığı biçimde korkuyorlar. Şu son yaşanan gelişmeler önümüzdeki seçimin çantada keklik olmadığını gösteriyor da ondan korkuyorlar. Önümüzdeki seçimde artık ata alan Üsküdar'ı geçti diyemeyecekler, bundan korkuyorlar. Desteklerinin, özellikle Cumhur İttifakı birleşenleri etrafında söylüyorum, öznesiz konuşmayalım, %40'ı, %42'yi ancak bulduğunu görüyorlar ve bununla seçimi kazanamayacaklarını görüyorlar. Haliyle karşılarındaki muhalefeti parçalamaya ve konuşan kendilerine göre bir takım çatlak sesleri susturmaya çalışıyorlar. Bu konuda sizin yapmanız gereken şey şu: kime güvenelim? Hangi gazeteciye güvenelim? Kimi takip edelim? Hangi politikacının peşine? Herhangi bir gazeteciye güvenin, herhangi bir politikacının peşine düşün demiyorum. Bu yayınlarda bunu hiçbir zaman da söylemeyeceğim. Ama yapmanız gereken şey şu: bir kişinin anlatısına, yorumuna, analizine, yazdığı yazıya neyse bakın. Neyse söyleme, ona bakın. Bunu hakikat arayışından dolayı mı yapıyor, davasına sadakatten dolayı mı yapıyor? Ve bununla fikrinizi, analizinizi, düşüncenizi neyse belirleyin. Şu son dönemde, özellikle son 1,5 yıl içerisinde mesela iki YouTube'da büyük fenomen ortaya çıktı. Biri Sedat Peker, öbürü Cevheri Güven. Sedat Peker'i susturdular şimdilik. Yarın ne getirir bilmiyorum. Bir önceki yayında geniş analizini yapmıştım. Şimdi ikinci fenomeni, Cevheri Güven'i susturma girişimi var. Buna tanıklık ediyoruz. Bakalım, Sabah Gazetesi dün manşetinden Cevheri Güven'i linç etme, bitirme, itibarsızlaştırma harekatına soyundu. Almanya'da gazetecilik yapan, özellikle son 2-3 yıl içinde çektiği videolarla, özellikle son 1,5 yıl içerisinde her bir videosu milyon izlenmeye, milyonun üzerinde 2 milyona yakın bazı videolar izlenmeye ulaşarak mühim bir başarıya imza atan, iddiaları ortaya koyduğu dosyalar yalanlanmayan, yalanlanamayan bir gazeteci Cevheri Güven. Sedat Peker'den sonra onu susturma operasyonudur bu. Seçime endekslidir. Korku iklimi oluşturma. Hani Sedat Peker söylüyordu ya tweetlerinde, videolarında. Bu, Sedat Peker'e daha önce verdikleri ihaleyi şimdi bir takım Milli İstihbarat elemanlarına vermişler. O elemanlardan biri de gitmiş, güya işte Cevheri Güven'i Almanya'daki ininde bulmuş. Nasıl bir inse, bir evde ailesiyle beraber legal bir yaşam sürüyor. O ülkenin veya o bölgenin kurallarına uygun, vergisini veren, adresi kayıtlı, çocuklarını okullara gönderen bir gazeteci. Türkiye'den çıkmış, mesleğini yapmaya çalışan bir gazeteci. Şimdi habere bakıyorsunuz, içeride de geniş açılmış bir haber. Tetikçinin iftira yuvası vesaire. İşte şeye de, başyazara da yazdırmışlar. Deşifreye devam ediyoruz, bilmem ne. Neymiş efendim? 3 ay süren titiz bir çalışmanın sonucunda lüks dairesi deşifre edildi. Yani zannedersiniz bir yıllardır sırra kadem basmış bir seri katil, bir terör şebekesinin lideri haber alınamıyor, nerede olduğu bilinmiyor, mağarada yaşıyor adeta, onu yakalamışlar. Cevheri Güven tek tweetle buna cevap vermiş, tek cümleyle. Hakan Fidan ne yapmaya çalışmaktadır? Aynen öyle, çünkü Milli İstihbarat'ın sabahtaki masasıdır Abdurrahman Şimşek, Nazif Karaman ve diğerleri ve bu uzun yıllardır böyledir. En az 8 senedir böyledir ve 8 senedir bu infazlarına devam ediyorlar. Eğer bu şimdi dikkat çekmişse yazıklar olsun. 8 senedir bu ekip var ve Milli İstihbarat'la birlikte iş tutuyorlar. Ve yani bunun bir şeysi de, sağlaması da şu, hatırlatalım. Sedat Peker'e operasyon çekerken, şu son operasyonda Sedat Peker'in ikinci adamı Emre Uğur Arnavutluk'tan getirildiğinde işte bir şema, bir medya yapılanması şeması dolaşıma soktular. Pelikan veya başkası marifetiyle, neyse. Orada pasaport fotoğraflarının kullanıldığı görüldü. Yani emniyet var işin içerisinde, MİT var işin içerisinde. Sıradan insanların, gazetecilerin falan erişemeyeceği fotoğraflar. Ama bu 8 senedir böyle. 8 sene önce de birilerine hedef göstermiş ve diyelim ki pasaport polisinden geçerken tepe kameranın çektiği fotoğraflarla falan onlara gazetelerle basmışlardı. O zaman kimse sormadı. Sormadığı için şu anda telaşlanıyorlar. Bak işte pasaport fotoğraflarını kullanmışlar, nasıl oluyor bu, bir istihbarat operasyonu falan diye millet vaveylayı basıyor. Yahu 8 senedir bu böyle. Evet. Oda TV geri durur mu? Hilal Kaplan Nuh'un köpekleri demişti. Nuh Yılmaz daha önce 2015, 16, 17 yıllarında Milli İstihbarat'ta basın müşaviri. Daha sonra da 2017'den sonra kontrespiyonaj daire başkanı olmuş. İstihbarata karşı koyma. Oda TV ekibi için bir haberden duyduğu rahatsızlık üzerine Pelikan Troliçesi Hilal Kaplan Nuh'un köpekleri demişti. Onlar da almışlar haberi, aynen basmışlar. Şimdi Oda TV ile Sabah'ın Manşet'te yan yana geldiği bir durumu görüyorsunuz. Türkiye Medya Mahallesi farksız mı? Türkiye Medya Mahallesi'nde çok bilinen unsurlardan biri Zafer Arapgirli. Yerini yurdunu biliyorsunuz, neden tutup getirmiyorsunuz diyor. Daha önce bir başkası da, Murat Yetkin galiba birkaç ay önce, MIT'in başarılı operasyonlarından bahsetmişti. Sonra da öyle demek istemedim de şöyle demek istedim diye filan tevil etmeye çalışmıştı ama laf ağızdan çıktı bir kere. Türkiye'de mahalleler, muhalif mahalle, medya mahallesi, siyaset mahallesi esasen rejimin birer unsuru. Çok azı müstesna. İstisnalar kaideyi bozmaz ama çok azı müstesna rejimin birer aparatı durumundalar. Ve öyle işliyorlar. Rejimin genel anlatısı, diskuru, Mavi Vatan, Suriye, Afganlar, Kürtler, Ege'de Yunanistan'la polemik, hemen her konuda. Rejim söylemini almış kabul etmiş, kimi terörize etmişse onu da almış kabul etmiş, kimi muteber kabul etmişse onu da almış kabul etmiş, böyle yürüyorlar. Bunu akıldan çıkarmayın. Abdurrahman Şimşek'in A Haber'deki şubesi işte, beraber çalışıyorlar uzun yıllardır. Nazif Karaman da çıkmış A Haber'de bunu böyle anlatmış 6-7 dakika. Evet. İçindeki unsurları itibariyle bundan sonra 7 ceddi için bir utanç vesikası bunlar. Zaten tarihe kayıt düşmek için anlatıyoruz bunları. Rahatça dolaşmakta. Şimdi Cevheri Güven evinin etrafında rahatça dolaşırken onu takibe alan kişiye bakıyorsunuz. O da böyle bir beyzbol şapkasıyla falan kendini kamufle etme derdinde. Yani kim saklanıyor, kim kaçak daha iyi anlaşılıyor bu haberlerde ya da bu fotoğraflarda, öyle söyleyeyim. Bunun yani bu beyzbol şapkasının sırrı şu. O Cevheri Güven'in peşine düşen istihbaratçı için söylüyorum. Bir anlamda baskına giderken basıldılar. Bunun birkaç unsuru var. Başta söylediğimiz bir seçim kampanyası start aldı. Kaybedeceklerini görüyorlar ve devletin tüm unsurlarıyla yurt içinde ve yurt dışında tam anlamıyla bir korku iklimi oluşturmak için harekete geçmiş durumdalar. İşin bir tarafı bu. İkincisi, belli isimleri etiketleyip bunların dolaşıma girmesini, paylaşılmasını engellemeye çalışıyorlar. Hedef gösteriyorlar. İşte biz hedef gösterelim, birileri de durumdan vazife çıksın, bunların ağzının payını versin. Yani nefesimiz ensenizde demeye de getiriyorlar. Yani bu, Allah göstermesin, evlerden alarak 3 gazeteciye saldırı oldu Avrupa'da. Abdullah Bozkurt'a, İsveç'te, Ahmet Dönmez'e, en son Almanya'da Erk Acarer'e evinin bahçesinde birileri durumdan vazife çıkartıyor ve gidiyor. Bu gazetecilere saldırıyor. Ahmet Dönmez hala atlatamadı saldırının şokunu. Ve o günden beri gazetecilik yapamıyor. Ciddi bir beyin travması geçirdi ve belki ölümden döndü. Ya kolay değil bu işler. Hani diyorlar ya, oradan konuşmak kolay. Yani buradan konuşmak cesaret gerektiren bir şey. O kadar da kolay değil. Öyle gevrek gevrek diyorsunuz ya, oradan konuşmak kolay. Ayrıca biz gazetecilik yapmak için çıktık, konuşmak için çıktık. Türkiye'de kalsaydık konuşamayacaktık, anlatamayacaktık. Kendimizi de anlatamayacaktık. İktidarın yaftalamalarıyla tıkılıp bir yerde kalacaktık. En azından bir bölümümüz çıktı, bir şeyleri ifade edebiliyor. Ve en azından siz bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Amaç korkutmak, sindirmek. Bu MIT operasyonları 2013-14'ten beri var. Yeni değil, 8 yıldır var. O pasaport fotoğrafları da var. O pasaport polisinde tepe kameralarıyla alınmış fotoğraflar da var. Tam anlamıyla bir istihbarat operasyonu ve istihbaratın medyada belli yerleri tutmuş gazetecileri veya kalemşorları aracılığıyla yayınladığı veya algı oluşturduğu işler bunlar. Yani bir yayıncılık faaliyeti, bir gazetecilik faaliyeti veya bir televizyonculuk faaliyeti var gibi görülüyor ama esasen hepsi bir istihbarat operasyonu. Siz zannediyor musunuz ki istihbarat dediğiniz şey bugün bu 2022 dünyasında sadece belli ajanlarla falan götürülüyor, işte devlete hizmet ediyor, şu bu falan filan. Hayır. Hemen her tarafı tutmuş, hemen her tarafta belli kişileri elemanlaştırmış durumdalar. İsim isim belli. Yeri geldikçe zaten bahsediyoruz. Ayrıca yeri yurdu belli, kaçmayan, hatta bir videosunda neden kaçtığını anlatan bir gazetecinin evini, adresini, ailesi, çocuklarıyla beraber içinde bulunduğu durumu, mahalleyi filan neyse deşifre ederek sonuç alabileceklerini mi zannediyorlar? Birken 10, 10'ken 100 oluyorsunuz. Biri gidiyor, öbürü geliyor. Bitmez. Bitiremezsiniz. Ve bilakis bu kamçılıyor. Tıpkı Erk Acarer'i kamçıladığı gibi, tıpkı Cevheri Güven'i kamçıladığı gibi. Baktım akşam yeni bir video koymuş, her zamankinin 2 katı seyredildi. Devam ediyor işine ve daha da motive olarak devam ediyor. Niye? Biliyor ki attığı taş kurbağayı ürkütmüş. Bu hepimiz için geçerli. Sonuç aldığımızı görüyoruz. Sonuç aldığını görmek de bir anlamda mesleki haz. Nazif Karaman A Haber'deki yayında diyor ki %80-90 yalan olsa da bilgi yüklü dosyalar. Öyle zaten. Zaten hiçbir dosyanın adını dahi verip bu yalan diyemiyorsunuz ki. İşte yalan, hezeyan, işte efendim üretim, algı falan. Yani neler söylemiş bu, alt alta koyun, tek tek çürütün. Ama amaç o değil zaten. Amaç tümden itibarsızlaştırmak, tümden susturmak. Bir tanesi bile Sedat Peker'in ortaya koyduğu iddiaları alt alta sıralayıp bir sağlamasını yapmadı. Tıpkı Cevheri Güven'in ortaya koyduğu iddialar veya haber dosyalarının sağlamasını yapmadığı gibi. Evet. Sonra işte böyle beyzbol şapkasıyla istihbaratçılık oyunları. Evet. Cevheri Güven, hatırlatalım, son videolarından birinde özellikle Millet İttifakı içerisinde 2 önemli ismin arasındaki ortam dinlemesiyle elde edilmiş kaydın Meral Akşener'e servis edildiğini, gene Milli İstihbarat elemanlarıyla, devletin elemanlarıyla ve Meral Akşener'le o isimler arasında veya Millet İttifakı arasında bir çatırdamanın, yani CHP ile İYİ Parti arasında bir çatırdamanın murad edildiğini filan anlatmıştı. Bu oyunlar deşifre edilsin istemiyorlar. Amaç bu insanları susturmak olduğu gibi bir yanda amaç altılı masayı veya muhalefetin bir arada durmasını, muhalefetin ortak aday çıkarmasını falan da engellemek. Daha önceki yayınlarda anlattım, %40'ı geçemiyorlar. Haliyle %40'ı geçemedikleri için karşılarındaki %60'ı bölmeye çalışıyorlar. Evet. Diyelim ve bu hamur çok su götürür. İlerleyen günlerde belli ki bu ve buna benzer operasyonları, Milli İstihbarat operasyonlarını, buna benzer çekişmeleri, buna benzer işte harekatı, tetikçiliği neyse izlemeye devam edeceğiz. Bütün bunlara karşı uyanık, dikkatli ve bütün bu oyunları bozmaya karşı motive götürmek gerekiyor. Bu Türkiye içerisinde gerçekten sağduyulu, muhalif, Türkiye'de bir şeylerin yanlış gittiğini görüp bunu düzeltmeye baş koymuş insanlar için de geçerli, dışarıda bizler gibi hakikat arayışında olan veya bu çorbada bizim nasıl tuzumuz olur diye düşünen gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler, ülkeyi düşünen yurtseverler için de geçerli. Birkaç okur yorumuyla devam edelim ve öylelikle bu bugünkü manşeti bağlayalım. Bu iktidar daha ne kadar ileri gidebilir? Bunu öngöremiyoruz. Devletin tüm imkanlarını kullanıyorlar. Örtülü ödeneği kullanıyorlar. Üniformalı üniformasız çeteleri kullanıyorlar. Yani yapabileceklerinin sınırı yok. Bütün bunlara karşı uyanık olmalı ve anlık tepki vermeden gelişmelere bakıp sağduyulu bir şekilde hareket edip, sağduyulu bir biçimde hareket edip kendimizi de azami korumaya alarak birlik bütünlük içerisinde bu seçim atmosferini nihayetine kadar neyse götürmek durumundayız. Öyle görülüyor. Özgürlük başörtüsünü çıkarmak ya da takmak değil, iradenizle takmak ve çıkarabilmektir. İran'daki olayları kastederek zannediyorum atılmış bir yorum bu. Aynen katılıyorum. Bir kadının başörtüsü takıp takmaması kimsenin meselesi değildir, onun meselesidir. Kimseyi de alakadar etmez. Hele bunu inancından dolayı yapıyorsa o başörtüsünü çıkarmak zulüm olur. Zorla taktırmanın da zulüm olduğu gibi. Şehirlerin yönetiminde tek sahip belediye başkanı olmalı, vali değil. Bu Cumhuriyet döneminin en büyük sorunlarından biri. Bir yere vali atarken belediye başkanı işte seçimle geliyor demişler. Kaymakam var karşısında falan. Yani polis, resmi kurumlar valiye, kaymakama bağlı. Belediye başkanı çöp toplasın. Bu durumu değiştirmek icap ediyor. Batı'da böyle değil. Kullandığım üslup diyebilir değil diyebilir. Katılıyorum. Diyebilir demem lazım. Bu tür uyarılarınızda da dikkate alıyorum. İngiltere üzerinde güneş batmayan bir finans imparatorluğu olarak hayatına devam ediyor. Katılıyorum. Bir finans imparatorluğu evirdi yani en azından. Üzerine güneş batmayan imparatorluğu bir finans imparatorluğuna evirdi, evirebildi. Bu da bir beceri. Yani kolay bir şey değil. 15 Temmuz öncesinde sonrasındaki gelişmelerde İngiltere'nin etkisi nedir bilmiyoruz. Bu konuda elimizde bir argüman yok. Ama bazı veriler var. Bunları alt alta koyduğunuzda bir kanaat oluşuyor ama yani bir kanaati ifade ederken, bir yorumu, analizi paylaşırken de bunu somut verilerle, somut argümanlarla desteklemeniz icap ediyor. Mesela Richard Murt İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'ydi 15 Temmuz günlerinde. Sonraki süreçte, OHAL sürecinde özellikle iktidarın söylemini destekledi. Şimdi de İngiltere Dış İstihbarat'ın başında MI6, hani James Bond filmlerinden hatırlarsınız. Onun başında Richard Moore. Ama bilmiyorum yani bu konudaki gelişmeleri takip ediyorum, çıkan analizleri okuyorum. Yapılan açıklamalarda çok fazla yetkililer renk vermiyor ama 6-7 yıl içerisinde %100 şöyledir diyebileceğim bir kanaat de bende hasıl olmadı. Ama elbette şüphelerim var. Biraz da Kürtlere yapılan haksızlıkları konuşuyoruz. Bakın 3 yıl önce cezaevindeki Kürt siyasal hareketi mensubu nüfusu 16 bindi. Şu gün kaç bilmiyorum. Cumhuriyet dönemi boyunca belki en büyük ezayı, cefayı gördükleri bir dönem. Bütün belediye başkanları içeride, milletvekilleri, eş başkanları içeride. CHP'nin içeride nüfusu var mı? Kaç nüfusu var? MHP'nin kaç nüfusu var? AKP'den kimse var mı içeride? Büyük eziyet çekiyorlar. 100 yıldır olduğu gibi. Hatta Osmanlı'nın son döneminde dahil etmek icap eder. Bu ülkede yaşanan olaylardan müthiş dizi senaryosu çıkar. Daha film bitmedi. Film bittikten sonra belgesel dizisi olur. Cübbeli'den, Ümit Özdağ'dan bahsetmiş. Onların özellikle rejimin belli yerlerde belli vazifeler veya belli misyon yüklenmiş kişileri olduğu 3 aşağı 5 yukarı anlaşılıyor. Ama bunun dışında isimler var. CHP'de, İYİ Parti'de, farklı partilerde, altılı masanın içinde rejim boş durmuyor. Uyanık olmak gerekiyor. Bu çile ne zaman bitecek bilmiyoruz. Öngörülemeyen bir ülke Türkiye. Orhan Pamuk son söyleşisinde son 3-4 aydır bunlar gidiyor, bunlar gidici, artık bunlar gitme mevsimine girdiler, bitecekler falan gibi duyumlar aldığını, etkili çevrelerden bu yönde kendisine duyumlar ulaştığını söyledi. Bu ve buna benzer duyumları ben de işitiyorum. Farklı analizlerde, yorumlarda okudum. Fakat bunun ne biçimde olacağı, nasıl olacağı, sonrasında nasıl bir sistemin devam edeceği, işte güçlendirilmiş parlamenter sistem mi, yeni bir başkan mı, hangi aday, muhalefet bunun ne kadar bilincinde, bunu bilmiyoruz. İktidar da zaten gidiş trendine girdiğinin farkında olduğu için korkuyor ve artık en başta da söyledim, seçimi çantada keklik görmüyor. 50 yaşındayım, ömrümün 25 yılı yarı dikta cumhuriyet sistemiyle geçti. Kimin geçmedi ki? Bugün Türkiye'nin başındaki adam 2 nesli biçmiştir. Bir bizim nesil, bir de şimdiki nesil. Amaç, hedef çocuklarımızı ve ondan sonra gelecek nesilleri kurtarmak. Onlara yaşanabilir bir ülke armağan etmek. Böyle olmalı. Evet, Ümit Özdağ cübbeli yorumları devam ediyor. AKP'den kurtulmak 2. Çanakkale zaferimiz olacak. Ali Bulaç'ın lafını hatırlattı bana. Belki de zaten oradan mülhem yazılmış bu yorum. AKP Çanakkale'den beri ülkenin başına gelen en büyük felaket demişti Ali Bulaç. Ne kadar haklı olduğunu sonraki 10 yıllık süreç gösterdi. Bu lafın edildikten sonraki 10 yıllık süreç. Acaba Türkiye o beğenmediğimiz eski haline dönebilir mi? Ben eski normale dönebileceğini düşünüyordum yakın zamana kadar ama şu anda eski normal bile gelir mi? Eski normali de mumla mı ararız? emin değilim açıkçası. Hep savaş, hep kavga, hep kutuplaşma. Bundan besleniyor zaten. Mevcut rejim için savaş gerekli, kavga gerekli, kutuplaştırma gerekli. Normalleşme en büyük düşmanı. Hukukun üstünlüğü en büyük düşmanı. Demokrasi en büyük düşmanı. Kuvvetler ayrılığı en büyük düşmanı. Hür basın en büyük düşmanı. Onun için çöküyorlar, sindiriyorlar. 3 kişi bir araya gelip basın açıklaması yapamasın diye kaymakamlıktan emirler çıkarıyorlar. En büyük yalan seçimdir. Çok doğru değil. Evet, yani seçim de bir mizansen esasen. Hani mizansen kelimesi de tam karşılamıyor ama yani bir kurgu. Yani seçilecek, yani seçime giren partiler, adaylar gene seçilerek halkın önüne sunuluyor ve onlardan birini seçmesi isteniyor. Hatta kimin seçilmesi murad edilmişse o biraz daha parlatılıyor falan, biraz daha o cilalanıyor, daha çok göze sokuluyor falan. Bu bütün dünyada böyle. Fakat demokrasi sadece seçimlerden ibaret değil. Demokrasi hesap verilebilirlik demek, kuvvetlerin ayrılığı demek, hür basın demek, bağımsız yargı demek. Yani bütün bu unsurları alt alta yerinden yönetim demek, bütün bu unsurları alt alta topladığınızda bir demokrasi ortaya çıkıyor. Ve öylelikle refah tabana yayılıyor. Serbest piyasa demek. Tek başına seçim değil. Bütün bunların temelinde sizler varsınız. Evet, biz yaptık. Biz getirdik bunları. Bir türlü de gitmiyorlar. Biz musallat ettik. Çok geliyor bu eleştiri. Benim de aklıma hemen şu geliyor. Yani bugün hani iktidarın sağında solunda hizalanmış bazı gazeteci müsveddeleri var. Bir takım siyasetçiler var falan. Onlara bakıyorum, diyorum ki ya bu isimler 10 sene evvel, 15 sene evvel Silivri'den kahraman olarak çıktılar. Ya da ekranlarda parlatıldılar. Ya da işte efendim yan yana yürüyordu birileri birileriyle. Bir takım gazetelerde etkili köşe yazıyorlardı. Manşetler patlatıyorlardı. Muteber genel yayın yönetmeniydi bunlar filan. Şimdi iktidarın birer aparatı oldular. Peki siz onlara gidip diyor musunuz, onların arkadaşlarına? Siz bunları getirdiniz, musallat ettiniz. Sen parlattın Nedim Şener'i, sen parlattın Mehmet Ali Çelebi'yi falan diyor musunuz? Demiyorsunuz. O gün öyle değillerdi belki onlar. Nereden bileceğiz yani, kimsenin alnında yazmıyor ki bir gün sersemleşeceği. Neyse. Ermenistan üzerinden büyük bir savaş planlanıyor. Ermenistan gariban bir durumda. Yani bu çok fazla algılanmıyor. Yani ne Azerbaycan'a saldıracak ne de çevresinde sağa sola çemkirecek hali var. Ekonomik olarak belli sıkıntılarla yürümeye çalışıyor. Hükümeti zayıf. Paşinyan ortaya koyduğu vaatleri sürdürememiş bir lider. Ülkede de sallanıyor zaten. İlk savaşı geçen seneki Azerbaycan kendisi çıkardığını kabul etti. Son saldırıyı da Azerbaycan yaptı. Ermenistan durup dururken niye saldırsın? Niye bir saldırgan politika gütsün? Niye birilerinin toprağına falan sulansın? Yani böyle bir şey genel hayatın akışına aykırı şu anda, şu konjonktür itibariyle bölgede. Dört tarafı sarılmış durumda. Bir tarafında Türkiye var, bir tarafında Azerbaycan var, bir tarafında İran var. Rusya'dan beklediği yardım gelebilecek mi? Rusya Ukrayna'da bir sürü başı belada, oradan çıkmaya çalışıyor. Ama olabilir yani, sıcak bir bölge, ısıtıyorlar bir şeyleri, bilmiyorum nereye gider. Evet, dünya lideri diye pohpohladılar. Şimdi baktığınızda yani bu pohpohlamalardan şöyle bir sonuç çıkartabilirsiniz. Yani bunun şeysi şudur, hakikat şudur. Yani dünya lideri diye pohpohlanıyorsa belli ki öyle değil, bir şekilde göze sokulmaya çalışılıyor. Şimdi... Avrupa'da Amerika'da PBS televizyonuna konuşmuş, işte efendim Amerika'da raflar boş demiş filan. Şimdi bunun üzerinde duruluyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Gitti bu yalanı Amerika'da dağıttı falan. Ama tabanı bunu öyle alıyor. Tabanı diyor ki bak diyor, bizim reis gitti Amerika'da bile Amerikalıların yüzüne karşı sizin raflarınız boş dedi. Bunun tabandaki yansıması bu. İşte bir fotoğraf veriliyor, o fotoğrafla günlerce konuşuluyor falan filan, altı doldurulmaya çalışılıyor. Erdoğan liderleri kabul etti. Birleşmiş Milletler zirvesi için bulunduğu New York'ta. Biri gitti biri geldi. Herkes Erdoğan'ın kapısının önünde kuyruğa girdi. Ya Abdullah Gül gittiğinde de 20 liderle konuşuyordu. Görüşüyordu. Dünya lideri olarak mı dönüyordu? Ama dedim ya, sıradan olaylar, bir takım sıradan gelişmeler, bir takım böyle bir fotoğraf karesinde işte yakalanan bir anlık görüntü filan içeride propaganda malzemesi olarak kullanılıyor. Bu zaten bunun böyle olmadığının göstergesi. Evet. artık güvenilecek gazeteci kalmadı. Bir gazeteciye güvenmeye, bir siyasetçiye güvenmeye, aman biz buna güveniyoruz artık bunu takip ediyoruz falan. Böyle yapmayın. Yani o iki kriterle yürüyün. Hakikat arayışı, davaya sadakat. Size bir şeyleri anlatan, bir takım konuları yorumlayan, analiz eden insanlara kulak kesilin, bakın. Gözünün içine bakın. Ne diyor bu adam, ne demeye çalışıyor, hangi argümanlarla anlatmaya çalışıyor, meseleye nasıl yaklaşıyor, pozitif, negatif, gerekçelerine, karşı görüşe yer veriyor mu? Ya da olaya hep belli bir açıdan mı bakıyor? Tek kaynaktan da beslenmeyin. Ben her gün onlarca video seyrediyorum. Onlarca yazı okuyorum. Önümden yüzlerce seçilmiş tweet geçiyor. Seçilmiş tweet diyorum. Herkesi takip etmiyorum. Belli hesapları özellikle takip ediyorum. Gündemin nabzını tutmak için. Ama bugün takip ettiğim 50 hesap 6 ay sonra değişiyor. Çünkü o trend de değişiyor. Böyle yapın. Tavsiyem bu. Günümüzde artık güvenilecek gazeteci kalmadı. İktidar ya baskıyla ya da parayla satın aldığı, bazılarıysa en acı olanı muhalif görünüp içten içe iktidara çalışıyor. Yakalamış seyirci hakikati. Diyor ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Son derece sıcak aylara girdik. Biraz erken girdik, hızlı girdik ama bundan sonraki kıran kırana süreci bu tempoda takip etmeyi sürdüreceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşça kalın.